Şimdi ABD yönetimi İsrail, Güney Kıbrıs, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de planladığı bu İzmit projesine destek veriyordu. Ve bu desteği geri çekti. Bu desteği geri çektikten sonra Yunan medyasının ne denli çalkalandığını, Yunanistan'da nasıl manşetler atıldığını, Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi huzursuz etmek istemiyor, Erdoğan'ın sözünü dinliyor, Yunanistan yarı yolda bırakıldı falan filan gibi gibi. İzmit projesi çöp oldu. Biz bunun zaten çöp olacağını, gerçekçi bir hayal olmadığını, gerçekleşemeyeceğini dile getirmiştik. Şimdi zamanında Türkiye bu boru hattına tamamen karşı çıkıyordu. Ve bunun boş bir çaba olduğunu dile getiriyordu. ABD U dönüşü yaptı. Hatırlıyorsanız Trump yönetimi de bu projeye tam destek veriyordu. Gel gelelim ki bugün çöp oldu. Bunun detaylarından da bahsedeceğim. Ne gibi detayları var? Bakın Yunanistan Türkiye'nin üzerine stratejik planları belli oldu diyor. Türkiye'nin Yunanistan üzerindeki. Yunanistan'ın da Türkiye üzerindeki. Yunan gazetesi Tovima. Yunanistan'da görevde bulunan bu Kyriakos Mitsotakis, hükümeti Dışişleri Bakanlığı tarafından önümüzdeki 3 yıl içerisinde uygulanacak stratejik planları hazırladığını duyurdu. Planların büyük çoğunluğu Türkiye üzerine. İşte o hedefleri biraz sıralayalım. Türkiye ile Ege ve Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuk temelinde deniz yetki sınırlarının belirlenmesi amacıyla iletişim kanalları açık tutulmalı. Peki bu iletişim kanalları açık tutulmalı, bilmem ne yapılmalı falan filan. Şimdi Türkiye'nin casus belli kararından TBMM'de falan 1995'te Yunanistan'ın Ege'de kara sularını genişletme halinde hükümete askeri dahil tüm yetkilerin verilmesi kararından vazgeçmesi için çalışmak olarak belirli. Türkiye'nin Libya ile imzaladığı deniz yetki sınırlarının belirlenmesine ilişkin mutabakat muhtırasının iptal edilmesini sağlamak diyor Yunanistan'ın planları. Türkiye'nin tahrikçiliğine diplomatik alanda karşı konulması diyor. Yunanistan'ın tüm komşu ülkelerle deniz yetki sınırlarının belirlenmesine ilişkin anlaşmalar sağlanması. Planlar tamamen Türkiye'nin aleyhine, Türkiye'nin geleceğinin hayallerinin aleyhine ilerliyor. Bunları görmek lazım. Bunlar Türkiye içerisinde şimdi çıkıp biz burada şeyi konuşuyoruz yani. Ne kadar saçma. Sezen Aksu'nun albümünde yer alan bir cümleyi konuşuyoruz. Tamam, yanlış, yanlış kardeşim. Ama bunu anlatamazsın. Derdini anlatamazsın. Niye anlatamazsın? Adam anlamaz. Şimdi Sezen Aksu'nun klibinde geçen işte cahil Adem'le Havva'ya söyleyin falan filan. Adamlar çıkmış diyor ki bu düşünce özgürlüdür. Peki yarın birisi bir şarkı çıkartıp misal veriyorum. Bu da anayasanın bilmem kaçıncı maddesine göre yani bunu söylemem bile suç. Özgürlükten bahsediyorlar ama ben bunu söylerken korkuyorum yani saçmalığa bak. Atatürk için dese ki cahil Atatürk misale. Misal yani öyle düşünün. Diyemezsin çünkü atarlar hemen. Acaba yine bu cenah, bu sanatçı kesim, İstanbul Belediye Başkanı, bu cenahtaki herkes çıkıp diyecek mi? Düşünce özgürlüğüdür. Ne var yani? Sanatçılarımızın sesini kısmayalım diyecek mi? Demeyecek. Bu kadar basit yani demeyecek. Demezler. O yüzden kuru gürültü. O yüzden daha farklı şeyler konuşmamız lazım. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi rahatsız etmemek için İzmit projesinden çekildi diyor. Bunu kim diyor? Farklı kaynaklardan olayı analiz etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bunu Euronews söylüyor. ABD'nin Yunanistan'ın büyük umut bağladığı İzmit projesine destek vermeyeceği bildirildi diyor. Adı açıklanmayan Yunan diplomatik kaynaklar. ABD'nin Yunanistan tarafına Doğu Akdeniz boru hattına mali açıdan uygulanabilirliği konusunda çekincelerini ilettiğini söylüyor. Biz zaten bunun boş olduğunu söylememiş miydik?
Bu projenin gerçekleşemeyeceğini buradan defalarca kez dile getirmiştik. Bunların gözü yeni açılıyor. Ama şimdi bazı şeyleri de erkenden konuşmak talihsizliktir. Neden talihsizliktir? Adam diyor ki atıyorsun. Yarın o söylediğin çıkıyor. Adam, aynı adam gelip sana demiyor ki ulan bak doğru söylemişsin, helal olsun birader. Demiyor. Demez. Maalesef bunun sakıncalı yönlerinden birisi de bu. Ama yapacak bir şey yok. Ne yapalım yani, şimdi bildiğimizi, düşündüğümüzü de söylemeyelim mi? Dile de mi getirmeyelim? Türkiye savunma sanayisinde önemli adımlar atmaya devam ediyor. Bakın TUSAŞ bir bildiri yayınladı. Dedi ki Anka bir sortide 30 saat, yani bir kalkışta hiç inmeden 30 sortide bir sortide 30 saat 30 dakika görev uçuşuyla en uzun süre uçuş yapma rekorunu yineledi. Akıncı TİA da 25 saat 46 dakika havada kalmıştı. Bunlar bir uçağın gerçekleştiremeyeceği, bir savaş uçağının gerçekleştiremeyeceği süreler. Ve o açıdan da çok çok önemli. Kırgız basını da diyor ki Ankara'nın Türk devletleri için ortak silahlı kuvvetler oluşturması gerekiyor diyor. Şimdi bunu mealen bir açalım. Kırgız basını bunu diyor. Ankara'ya diyor. Türk devletleri için diyor ortak silahlı kuvvet diyor. Bu nedir? Turan'dır. Bu Turan ordusudur. Resmen Kırgızlar Türkiye'den artık yeter. Gel de şu Turan ordusunu kur. Bu da sana düşer. Çünkü sen bizim abimizsin. Sen bizim büyüğümüzsün diyor. Doğru da diyor. Yani bugün bu Turan ordusunu birisi kuracaksa, bunu kuracak ülke kimdir? Bana sorarsanız her halükarda bunu kuracak, idam ettirecek, yönetecek ülke Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bizzatihi kendisidir. Şimdi yorumlarda da ekonomik sıkıntılardan bahseden arkadaşlar var. Görüyorum göz ucuyla. Ama Türkiye ve dünya küresel bir krizin içerisinden geçiyor. Türkiye bunu teğet atlatmak için 2022 ve 2021 sonlarında önemli adımlar atıyor ve atmaya da hazırlanıyor. 2023'e nasıl girersek 2025'e öyle seyahat edeceğiz ve bu yüzyılın kalan 75'lik kesimi de bu şekilde sonlanacak. Birleşik Krallık Başbakanı, İngiltere Başbakanı Boris Johnson çıkıp diyor ki enflasyon her zaman endişe edilecek bir şeydir. Bu şüphesiz insanlar için zor bir zaman olacak diyor. Yapabileceğimiz en iyi şey ülkeyi ayakta tutmak için dengeli bir yaklaşım benimsemek diyor. İngiltere'de enflasyon %6 seviyelerinde. Buna onlar alışkın değil. Ekonomileri de buna alışkın değil. Çünkü sahte, karşılıksız paralarla kurulmuş refah düzenleri içerisinde ayağa yere basmayan ekonomilerle yürüyorlar. Risk unsurlarından başlıcası açıkçası bu. Yine notlarım arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin bu E-Smith projesinin boş bir hayal olduğunu anladığına dair bir notum da var. Onu da yine aktarayım. Şimdi önemli birinci gelişme şuydu o projede. Bakın ABD bu projeden çekildi. Yunanistan'a karşı olan desteğini, aynı zamanda İsrail'e karşı olan bu projedeki desteğini çekti. Bu Türkiye'yi bitirme projesiydi. Şimdi Total ve ExxonMobil şirketleri Atina ile bir sözleşme imzalamıştı. Girit Adası ve yakınlarında, açıklarında sismik araştırma faaliyetleri gerçekleştiriyordu. Burada Katarlı bir şirket de aktif olarak görev alıyordu. Türkiye'den de buna dair eleştirel sesler yükseliyordu. Biz hani Katar'la ortaktık, Katar ne yapıyor falan. Şimdi bak, Katarlı bir şirket bunu yapıyor. Katar devleti, hükümeti bunu yapmıyor. Arada böyle bir fark var. Ama bugün Türkiye masada yumruğunu vurarak, Amerika Birleşik Devletleri'ne geri vitesi yaptırarak bu şirketlerin de süresiz olarak bu arama faaliyetlerini durdurmasını sağladı. Bence çok önemli bir ayrıntı. Bence çok da gerekli bir ayrıntı.